Herkese tekrardan merhabalar. Ben Cansu Özen, ALB Yatırım Şirketi ile birlikte sizlerle programımıza devam ediyoruz. Öncelikle verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Gerçekten ilk videoma çok güzel yorumlar geldi. Bunun için zaten yatırımcılardan aslında beklediğimiz sorular geldi diyebiliriz. Dolar, TL ve altında piyasa nasıl olacak? Enflasyon sebebiyle verilen faiz kararı doğru muydu? Bunları konuşacağız. Öncelikle tabii ki de bugünü biraz değerlendirelim. Dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Verdiği karar %14 seviyesinde sabit tutma kararıydı ve likidite ve teminat söz verdi açıklamalarında. Çin'den bir veriyi takip ettik bugün. Çin'den sanayi karları Nisan ayında %8,5 daralma göstererek 2020 yılından itibaren en kötü performansı işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri ise Tayvan ile bir görüşme yapacaklarını planladı. Ana konuları ise tedarik zinciri ve tarımsal ürünlerin ticareti olan bir görüşme olacağını belirtti. Hemen isterseniz biraz toparlayalım. Piyasalar nasıl etkilendi? Dolar TL'de aslında bir geri çekilme yaşadı faiz kararından sonra dün. Altında bir hareketlenme oldu ama dolar TL bugüne baktığımızda toparlandı diyebiliriz. Sabah saatlerinde nasıl açılış yaptı, nasıl kapanış yaptı onu piyasaların durumunda hemen belirteceğiz sizlere. Hemen piyasalardaki dediğimiz gibi duruma göz atalım. Borsa İstanbul dün %1,35 yükselişle 2450 puanla günü kapatmıştı. Şu an hemen fiyatına baktığımızda ise 2446 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. En çok kazanan taraf %3,60 ile ulaştırma oldu. En çok kaybeden taraf ise %0,61 seviyesiyle gayrimenkul tarafı oldu. Küresel tarafa döndüğümüzde ise Dow Jones Endeksi haftanın son işlem gününde de artıda tamamlayarak şu an hemen bakalım. Şu an size tabii ki de hemen yani sabit veri vermek istiyoruz. O yüzden biraz geç kalıyorum, kusura bakmayın. Şu an ise Dow Jones Endeksi yine artıda tamamlayarak 32.637 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. S&P 500 Endeksine bakalım. Sabah nasıl başlamıştı aslında S&P 500 endeksi? Sabah %2'ye yakın bir kazanımla başladı güne. Şu anda ise baktığımızda 4085 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Nasdaq endeksi ise 12276 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda artı bir seyir var, pozitif bir seyir var diyebiliriz sizlere. Kur tarafına hemen bakalım. Dün faiz artırımından, faizi sabit tutması kararından sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aslında tüm yatırımcıların merak ettiği konu dolar TL'deki nasıl bir etkileşim olacaktı. Dolar TL dün aslında 16.40 seviyelerinden işlem görüyordu faiz kararı öncesi. Faiz kararı sonrası ise 16.30 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşamıştı. Fakat dün akşam çektiğimiz yayınlarda da 16.40 seviyelerine bir toparlanma yaşadı. Söylemiştik. Şu an ise sabah saatlerinde 16.35 seviyelerinde başlasa da şu an kontrol ettiğimizde 16.38 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Yani biraz toparlanma yaşadığını görüyoruz tabii ki de faiz kararı sonrasında. Euro TL'ye baktığımızda sabah 17.59 seviyelerindeydi. Şu an ise kontrol ettiğimizde 17.57 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Tabii ki de dolar endeksindeki duruma da bakmamız gerekiyor. Dolar endeksi ise şu an 101,74 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Aslında emtia tarafında bir hareketlilik var. Çünkü petrol tarafında birçok haber geldi tarafımıza. Emtia tarafında petrol tarafındaki haberler Rusya'dan petrol ithalatını azaltan birçok ülke vardı aslında Rusya'nın Ukrayna'ya olduğu savaş sebebiyle. Fakat şöyle bir haber geldi. Hindistan ve Çin büyük oranda bir petrol alımı gerçekleştirdi Rusya'dan. Bu haber vardı aslında bir köşede. Dün de aslında bir haber geldi. Şöyle diyebiliriz, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Michel'in yaptığı konuşmada 30 Mayıs'taki toplantıda Rusya petrol ithalatına olan ambargonun kesinleşeceği bilgisi geldi. Yani bir anlaşmaya varabileceği bilgisi geldi. Bunun üzerine petrol fiyatlarında büyük oranda bir etkileşim oldu. Hemen kontrol edelim. Sabah saatlerinde bizi $114.18 ile günü karşılayan ham petrol şu anki seviyesi
Hemen baktığımızda 113 dolar 75 centle işlem görmeye devam ediyor. Brent petrole baktığımızda ise Brent petrol 117 dolar 54 centle günü karşılamıştı. Şu an ise seviyelerine baktığımızda 113 dolar 97 centleri bir geri çekimi yaşadığını görüyoruz. Hemen diğer isterseniz konulara geçelim. Altın fiyatlarına bakalım. Şu an altın seviyesi ne durumda? Sabah aslında altın 1854 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyordu. Şu ana baktığımızda ise 1854-53 civarı işlem görmeye devam ediyor. Hemen belirtelim sizlere. Aslında faiz kararı sonrası dediğimiz gibi dolar TL'deki durum bu şekildeydi. Altındaki durum bu şekildeydi. Petrolde önemli bir hareketlenme vardı gelen haberler neticesinde. Sizler için aslında biraz toparladık. Verilen yorumlara biraz yorum yaptık diyebiliriz. Bugünlük isterseniz sonlandıralım yayınımızı ama dediğimiz gibi her zaman merak ettiğiniz konuları yayınlarımıza yazabilirsiniz. Bizlerle iletişim kurabilirsiniz ve aslında şirketimizde bulunan uzman ekibimizden de destek alabilirsiniz. Dediğimiz gibi aslında yatırımcıların yatırımlarını karanlık bir yolda ilerletmesi bazen sıkıntılı olabiliyor. Çünkü aslında kör bir şekilde yatırım yapıyorsunuz. Tabii ki de verileri takip etmek çok önemli ama bilmediğiniz terimlere de aslında bir yorum istiyorsunuz. Bunu da biliyoruz. Bunun için aslında bizlerden destek alabiliyorsunuz. Uzman bir ekiple çalışabiliyorsunuz. Tabii ki de onları arayarak istediğiniz zaman mesai saatlerinde arayarak piyasanın durumunu öğrenebiliyorsunuz. Veya sabah saatlerinde size hemen gelen günlük analiz bültenlerinden de destek alabiliyorsunuz. Hem kendinizi aslında biraz ekonomi tarafında geliştirebiliyorsunuz. Hem de yatırımlarınıza yön vermede size biraz yardımcı olabiliyoruz. Bunları nasıl yapabilirsiniz? Size verdiğimiz numaralardan aşağıda verdiğimiz açıklama kısmında verdiğimiz numaralardan bize ulaşabiliyorsunuz. Ve bize istediğiniz konularda sorular da sorabiliyorsunuz. Sadece bizi aramanız yeterli aslında. Şimdiden izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Dediğimiz gibi merak ettiğiniz konuları yorumlara yazmanız ve bizi arayarak ulaşmanız yeterli olacaktır. Şimdiden sizlere kazançlı yatırımlar dilerim. İyi hafta sonları dilerim.